Merhaba çocuklar, ben Sümeyye Avcı. Şimdi sizlere ı sesin içinde geçtiği hece, kelime ve cümleler çalışması yapacağız. Bakalım mı? I sesi bizim son kolay harfimizdi. Çocuklar, harflerin sıraya girmesi gereken bir listemiz var. Bu listeye göre kolay harfleri sıralamak istiyoruz. Daha sonra bu listenin alfabe olduğunu sizlere öğreteceğiz. Ama alfabeyi ne zaman öğreneceğiz? Bütün harfler bittikten sonra. Alfabe sırası. Alfabede bütün öğrendiğimiz harflerin belli bir sırası var. O sıraları şaşırmayacağız. Ama ona gelene kadar şimdilik sadece kolay harflerin sırasını öğrenelim. Başlayalım mı? Haydi başlayalım. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Tekrarlayalım mı? A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. 8 kolay harf. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Söyleyiş kolaylığına göre arka arkaya geldi. Şimdi kolay harfleri yazdırdım ama artık zor harfleri yazdırmıyorum çocuklar. Çünkü biliyorum ki sizler yeni yeni harfleri etrafınıza sorarak, anne babanıza sorarak çok kolay öğreniyorsunuz zaten. Benim işim bundan sonra size daha çok yazmayı öğretmek. Okumayı artık anlıyorsunuz ve çözüyorsunuz. Evet çocuklar, bu kolay harflerin bir adı var. Sesli harfler. Sesli harfler. Ama öğretmenim hep kolay harfler diyordunuz. Kolay diyordum. Çünkü kolay söyleniyordu. Ama adları kolay sesler değil. Kolay harfler değil. Onların adı sesli harfler. Çıksınlar sahneye, seslerini sizlere duyursunlar bakalım. Gelsin bakalım. A 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 a. Çok da kolay söylendi. Geçti yerine. E 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 e. Gayet sesli. Gitti. Geldi yenisi. Yeni harfimiz. I 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 i. Gitti. Yenisi geldi. I 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 i. O gitti. Bakın, dolgun bir ses geldi. O 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 o. O gitti. Ö 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 ö. Gitti. Yenisi geldi. U 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 u. O gitti. Ü 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 ü. Bunların hepsi de sesli harfler. Sesli harfler. Seslerini duydunuz zaten. Bunların yaptığını öbür zor olan harflerimiz yapamıyor. Onlar o yüzden sessiz harfler. Deneyelim mi? Bir iki tanesini deneyelim. İndirelim bakalım bir. Sessizsin sen. Git git git. Başkası gelsin. Yok, gitsin. Başka? Yok, olmuyor. Sizler olmuyorsunuz. Sizler sessiz harflersiniz. Ama sesli harfler gayet güzel çıkıp kendilerini anlatabildiler. Çünkü onlar sesliler. Ergün öğretmenim, ne diyorsun sesli harflere? Sahneye çıktılar. Yani sahneye çıktılarsa sanatçı gibi ünlü oldular onlar. Ah! Ünlü oldular. Sesli harfler ünlü oldular. Artık bütün çocuklar ünlü harfleri tanıyorlar. Sesli harfler. Yani ünlü harfler. Vay, bakın yıldızlar yağıyor. Havai fişekler patlıyor. Alkışlıyorlar sahnedeki ünlü harfleri herkes. Çünkü onlar ünlü harfler. Yani sesli harfler. Bundan sonra sesli harfler deyince aklıma sadece bunlar gelecek. Peki sesli harfler ne yaptı? Sahneye çıktı. Sahnede ne yaptılar? Dans edip şarkı söylediler. Dans edip şarkı söyledilerse ünlü oldular. Ünlü harfler. Alkışlıyoruz ünlü harfleri. Sesli harfler bizim sesli harflerimiz diyoruz. Ve ı sesiyle ilgili hece, kelime ve cümle çalışmalarına geçiyoruz çocuklar. I, ı, 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 k, ık. Ne yapıyorduk artık? Harf harf söylemiyorduk. Hala pekiştirmemiş olanlar için iki tanesini böyle yaptım. Ama bundan sonra ne yapıyoruz? Kafamızda düşünüp pat diye söyleyiveriyoruz. I, ı, ık, ın, ım, ıt, ıy. Ir. Evet çocuklar, tam tersini söyleyelim. L. Bakın, kafamızdan nasıl düşüneceğiz öğretmenim? Şöyle düşüneceğiz. L. I. L. Tekrar düşünelim isterseniz. L. I. L. K.
I, K. Şimdi devam ediyoruz. L, K, N, M, T, R. Kolay mı çocuklar? Kolay tabii ki. Evet, devam edelim. Şimdi 3 harfli hecelere geçelim. Evet çocuklar, yapalım mı? Haydi yapalım. Lıl, lık, lın, lım, lıt, lıy, lır. Devam ediyoruz. Lıl, kıl, nıl, mıl, tıl, yıl, rıl. Burada yıl anlamlıydı değil mi çocuklar? Sene demek olan. Kıl da anlamlıydı. Anlamlı kelimeleri bulup yorumlara yazar mısınız? Ben yıl ve kılı söyledim size. Devam edelim. Anlamlı olan hecelerimiz hem hece hem kelimeydi biliyorsunuz. Devam edelim. Kıl, kık, kın, kım, kıt, kıy, kır. Kıt. Çocuklar aklı kıt derler mesela. Ya da olmayan bir şeye kıt denir. Kıt. Mesela kıtlık çıktı anlamında kıt. Olmayan, yok olan, az olan kıt. Bir deni var. Kır. Saçları beyazlayana kır saçlı denir. Kır. Ya da bir şeyi kırmak. Kırmak, kır. Hadi bunu kır gibi. Devam edelim. Lık, kık, nık, mık, tık, yık, rık. Evet çocuklar, tık. Bunu buraya tık. Şu kağıdı deliğe tık gibi. Ya da yık, duvarı yık gibi. Bazıları anlamlı bu hecelerden. Anlamları bulup yorumlara yazar mısınız? Devam edelim. Nıl, nık, nım, nıt, nıy, nır. Tam tersini yapalım. Lın, kın, nın, mın, tın, yın, rın. Var mıydı burada anlamlı acaba? Size bırakıyorum. Devam edelim. Mıl, mık, mın, mım, mıt, mıy, mır. Ters çevirelim. Lım, kım, nım, mım, tım, yım, rım. Ben anlamlı bulamadım galiba. Siz buldunuz mu? Devam edelim. Tıl, tık, tın, tım, tıt, tıy, tır, 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 tır. Acaba nedir tır? Devam edelim. Lıt, kıt, nıt, mıt, tıt, yıt, rıt. Evet çocuklar, burada pek bir anlamlı hecemiz yoktu galiba. Devam edelim. Yıl, yık, yın, yım, yıt, yıy, yır. Ters çevirelim. Lıy, kıy, nıy, mıy, tıy, yıy, rıy. Burada da pek anlamlı gözüme çarpmadı benim. Sizin çarptıysa söyleyin bana. Devam edelim. Rıl, rık, rın, rım, rıt, rıy, rır. Devam ediyoruz. Lır, kır. Hatırladınız mı? Nır, mır, tır. Hatırladınız. Yır ve son olarak rır. İçinde ı harfi geçen 3 harfli hecelerimiz bu kadar. Şimdi 4 harfli hecelerden var mı bildiğimiz acaba? Örnek veriyorum. 40. Bakın 4 harfli bir hece ama aynı zamanda bir sayı. 40. Tek bir kolay harf olduğu için 40 bir hece. Bir seferde söylüyoruz. 40, 40. Ama 4 harfli değil mi? Kırk. Evet, devam edelim. Tırt. Bu meyveler tırt olmuş, bozulmuş. Tırt. Tırt. 4 harfli ama ı tek kolay ses, tek ünlü ses. Ünlü, sesli. Sırt. Sırt. Burada bir kırmızı bir harfimiz var gördüğünüz gibi. S. Onu da yakında öğreneceksiniz. İçinde sadece bir kolay harfimiz var. I. Sırt. Tek hece. Tek hece. Yırt. Yırt. Çocuklar gördünüz mü? Yırtmak. Hadi bu kağıdı yırt. Yırt. Bir hece. Tek seferde söylüyoruz. Yırtmak desek iki hece. Ama yırt deyince bir hece. İçinde bir tane sesli harfimiz olan I var. Sesli harf kimdi? Ünlü harfti. Ne yapıyorlardı? Sahnede dans ediyorlardı. Devam edelim çocuklar. Bu kadar 4 harfli bir hece yeterli. Şimdi sizinle her zaman anlamlı olan kelimelerimize geçelim. Arı, ayı, altı, arı. Arı. Tek seferde söylüyoruz çocuklar. Arı demiyoruz artık. Nerede birleştiriyoruz? Kafamızda. Düşünüyoruz. Arı.
Arı. Arı. A-yı. Düşündük ama sesli söylemedik. Bir seferde söylüyoruz şimdi. Ayı. Ayı. Altı. Ne düşündüm? Altı diye düşündüm. Ama söylerken altı. Altı. Dört harfe aynı anda bakıyorum. Altı. Kına. Kıyı. Kınalı. Kına. Kıyı. Kınalı. Bakalım şimdi. Kına. İki hece. İki tane ünlü harfimiz var. Kıyı. I. İki tane ünlü harfimiz var. Kıyı. İki hece. Kınalı. I. A. I. Üç hece. Kına. Kıyı. Kınalı. Irmak. Irmak. I. A. İki ünlü harfimiz var. İki ünlü harfimiz olduğu için iki hece. Irmak. Tek seferde söylüyorum ama iki hece. Irmak. Irmak. Ağzım iki kez hareket ediyor ama olabildiğince hızlı birleştirdiğim için tek seferde söylemeye çalışıyorum. Irmak. Irmak. Anıl. Anıl. İki hece. İki heceyi hiç susmadan birleştireceğim. Anıl. 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 Bir insan ismi. Bir insan ismi olduğu için ne yapıyorduk çocuklar? Özel isim diyorduk. Özel isimde baş harfimizi büyük yazıyorduk. O yüzden A küçük değil. Anıl. İki heceli bir insan ismi. Akıllı. 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 Ağzın üç kez hareket ediyor. Ama içinde üç ünlü harf var. A, I, I. O yüzden üç hece diyorum. Üç hece desem de arka arkaya susmadan söylediğim için bütün olarak çıkıyor ağzımdan. Akıllı. Ama zorlanıyorsanız içinizden düşünebilirsiniz. Akıllı. Okurken, okuma yaparken akıllı diye çıksın ağzınızdan. Devam edelim. Akın. 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 İki hece ama kesintisiz söyledim çocuklar. Akın. Anı. 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 Kesintisiz söyledim. Anı. Söyleyemiyorsak ne yapıyorduk? Anı. Anı. Devam edelim. Tarık. 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 İki hece. A-ı var içinde. Ama iki hece de olsa kesintisiz söylüyoruz. Susmadan. Tarık. 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 Susmadan söylüyoruz derken Tarık demiyoruz. Tarık diyoruz çocuklar. Bazı harfler uzatılır bu şekilde. Tarık. Kıymalı. 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 Üç hece. Arka arkasına söyledik üç heceyi. Kıymalı. Tırnak. Tırnak. Tırnaklı. Tırnaklı. Anladınız değil mi çocuklar? Evet, bu kadar kelime yeterli.